Bize bir varis hastası başvurduğunda yaptığımız ilk iş öncelikle hastayla konuşmak, şikayetlerini dinlemek ve daha sonra da ayrıntılı bir renkli Doppler ultrasonografi incelemesi yapmaktır. Bu incelemeyi neden yapıyoruz? Çünkü bu örnek hastamızda gördüğünüz gibi aslında varis dediğimiz damarlar içlerindeki basınç artışı nedeniyle genişlemiş olan Doppler damarlardır. Fakat hastaların büyük bir kısmında bu varislere neden olan ancak bizim çıplak gözle görmediğimiz başka damarlar vardır. Ve bu damarlar aslında varise neden olan damarlardır. Renkli Doppler ultrasonunun da amacı bu damarları tespit etmektir. Bu damarlardaki olay nedir? Ona bakalım. Bacaklarımızda yaklaşık 40-50 tane tek yönlü çalışan küçük kapakçıklar vardır. Bacak Doppler damarlarımızdadır bunlar. Ve bu Doppler damarlar bacak kaslarımız kasıldığı zaman kirli kanın yukarı akışına izin verir. Ancak kaslar gevşediği zaman kirli kanın geriye dönmesine izin vermez. Dolayısıyla bu tek yönlü çalışan kapakçıklar sayesinde biz hiç farkına varmadan kirli kanı bacaklarımızdan akciğere doğru yukarıya sürekli bir şekilde gönderebiliyoruz. Ancak bu kapakçıklarda eğer deformasyon olursa, kapaklar bozulursa o zaman kaslar kasıldığında kirli kan yine yukarıya çıkar. Fakat kaslar gevşediği anda kapaklar deforme olduğu için bu kirli kanı tutamaz ve kirli kan geriye doğru akar. Biz bu olaya Doppler damar yetmezliği, kapak yetmezliği, reflü gibi değişik isimler veriyoruz. Sonuçta buradaki olay kirli kanın akciğere gideceği yerde geriye doğru dönmesi ve bacak Doppler damarlarında birikmesidir. Bacak Doppler damarlarındaki bu geriye akış zaman içerisinde aradan 4-5 yıl geçtikten sonra ilk varislerin oluşumuna neden olur. Daha sonra her geçen yıl bu varisler gittikçe büyür, sayıca artarlar ve sonuçta hastanın bize tedavi için gelmesine neden olurlar. İşte varis tedavisinde en önemli konu bu Doppler damarların doğru bir şekilde tespit edilebilmesidir. Meslek hayatım boyunca ki yaklaşık olarak 20 yıldır bu tür cerrahi dışı tedavileri yapmaktayım ve 20 yıldır hastalarıma bizzat kendim ultrasonla bakmaktayım. Maalesef bize gelen hastaların büyük bir kısmında renkli Doppler ultrasonografinin ya yanlış olduğunu ya da eksik olduğunu üzüntüyle görüyorum. Bunun sonucu oldukça vahim olabilir. Çünkü birçok hastada gereksiz operasyonlar yapılabilir. Bazı hastalarda ise tedavi tam olmayabilir. Bunun için renkli Doppler ultrasonun çok doğru bir şekilde yapılması ve tercihen tedaviyi yapacak olan kişinin kendisinin renkli Doppler ultrasonu yapması son derece önemlidir.